Reklam arasındayken üzücü bir haber geldi. Marmaris'te bir yangın var, bir orman yangını var. Müdahale de başlamış durumda. Merih Ak şimdi o yangına ilişkin ayrıntıları paylaşacak. Tam olarak nerede yangın Merih? Seda, Amazon, Marmaris Amazon kuyunda başladı. Bördübet mevki 7 Adalar bölgesinde çıktı. Yangın 1958'de başladı. Rüzgarın da etkisi de çok hızlı bir şekilde yayıldı. İlk aşamada Marmaris İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ve ekipler bölgeye sevk edildi. Ancak gerçekten yangın rüzgarın da çok kuvvetli olması nedeniyle çok kısa bir sürede çok geniş bir alana yayıldı. Şunu belirtmemizde yarar var. O bölge tamamen ormanlık bir alan ve işte o bölgede yangın hızlı bir şekilde ilerliyor. Zaman zaman sarp bölgeler var. Karadan ekipler o noktaya ulaşmaya çalışıyor. Ve özellikle de havadan ekipler zamana karşı bir yarış içinde. Çünkü ilerleyen saatlerde hava iyice karardığı için uçuş yapamayacaklar. Sadece karada müdahaleye kalacak. Bu yüzden de şu anda bölgede 4-5 helikopter yangın söndürme çalışmalarına yoğun bir şekilde katılıyor. Bunu belirtelim. Şunu da vurgulamakta yarar var. Bölgede Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde bir uçak vardı. O uçak, tanker uçak Kıbrıs'ta çıkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çıkan bir orman yangına müdahale için o bölgeye gönderilmişti. Şu anda müdahale eden bir uçak yok, bunu belirtelim. Havadan 5 helikopterin müdahale ettiğini vurgulamakta yarar var. Başta Muğla olmak üzere bütün ilçelerdeki kara ekipleri de bölgeye sevk edilmeye başlandı. Yine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü çevre illerdeki bu orman bölge müdürlüklerinden takviye ekipler istedi ve o ekiplerin de ilerleyen dakikalarda çıkmasını ve bölgeye hareket etmesini bekliyoruz. Burasını şöyle tarif etmekte yarar var. Özellikle geçtiğimiz yıl yanan Hisarönü bölgesini anımsayacaksınız. İşte o Hisarönü bölgesinin karşı tarafında, yani yolun karşı tarafında yer alan bir bölge. Yani o bölgeye hiç yangın ulaşamamıştı. İşte baktığımızda bu sefer o bölgede bir yanma var. Çıkış nedeni tabii ki henüz belli değil. Ekipler yangınla uğraşırken diğer taraftan bunun da çıkış nedenini belirlemeye çalışıyorlar. Ama son dönemlerde özellikle havanın hızlı bir şekilde ısınması, nemin düşmesi ve kuvvetli rüzgar bölgede yangın için ortam hazırlamıştı. İşte bu ortam da en çok korkulan konu. İşte bu saatte çıktı yangın. Havadan müdahaleyi şu an itibariyle olanaksız hale getiriyor. Yangını da bir insansız hava aracının tespit ettiğini belirtelim. Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü kullandığı insansız hava aracı tarafından tespit ediliyor. İHA tespit ediyor yangını. Bunun üzerine yangına müdahalenin başladığını belirtebiliriz. Yangının istikameti şu an itibariyle Okluk Koyu'na doğru hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtelim. Az önce söyledim, çevre illerden de bölge müdürlüklerinden de çok sayıda takviye ekibin yola çıkarıldığının altını çizelim. Şu bu yılki en büyük yangınlardan bir tanesi gibi duruyor ve ekipler şu an itibariyle bölgede yangının bir tarafının önünü kesmeye çalışıyor ama tekrarlamakta yarar var. Bölge çok sık ormanlık alan ve aynı zamanda sarp noktalar var. Karadan ekiplerin çok da kolay ulaşacağı noktalar yok. Yerleşim yerleri bazı bölgelerde var. Tatil siteleri vardı. Onlarla ilgili şu anda elimize ulaşan bir tehlikede olduğuna dair bilgi yok. Tekrarlayalım. 1958'de Marmaris, Amazon Koyu, Bördübet, 7 Adalar mevkinde henüz neden ve çıkış nedeni belli olmayan bir orman yangını başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın çok hızlı bir şekilde genişledi. Şu anda yangına 5 helikopter müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü kara ekiplerini bölgeye sevk ettiler. Helikopterler biraz sonra çalışmalarına sonlandırmak zorunda kalacaklar. Bu saatten itibaren de karadan ekiplerin müdahaleye başlamasını bekliyoruz. Yine bölgedeki diğer il ve bölge müdürlüklerinden de takviye ekipler bölgeye sevk edilmiş durumda Seda. Merih Ak anlattı. Muğla, Marmaris, Bördübet mevkiinde bir orman yangını var. Eşsiz bir doğa, tam bir doğa harikası. Bir cennet o bölge. Ne yazık ki yangın sürüyor, müdahale de ediliyor. 5 helikopterle ancak Okluk Koyu'na doğru ilerlediğini söyledi, anlattı. Merih Ak o bölgenin yemyeşil bir coğrafya. Çok fazla yerleşim alanı yok ancak çok sık orman var.
Dileriz kısa sürede müdahale edilmesiyle müdahale ediliyor ama dileriz kısa sürede kontrol altına alınabilir oradaki yangın. Yangını elbette takip ediyoruz. Bundan sonraki bülten